Arkadaşlar merhaba ben Üçlü Hoca Full tekrarda Cumhuriyet dönemi Türk Elifiyatı'nı ikiye böldük biliyorsunuz ilk videoda bunu söylemiştim Cumhuriyet dönemi roman ve hikayedeyiz şimdi Bireyin iç dünyasının esas alanları konuşacağız Kimler var? Tabii ki Peyami Safa, Ahmet Hamit Tanpınar, Samiha Ayverdi, Tarık Buğra, Abdülhak Şinasi Hisar ve Mustafa Kutluvar. Samiha Ayverdi'ye hemen bir bakalım isterseniz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Tarih, din, tasavvuf değindiği en önemli 3 nokta aslında. Geçmiş, şimdi ikilemini içermesi de dikkat çekici. Kişilerin 3 dünyasını fazlasıyla ele alacak. İki çok önemli eserinden bahsedeceğiz. Mesih Paşa İmamı ve İbrahim Efendi Konağı. Samiha Ayverdi'ye bir yıldız koyalım. 2021 göndermesi yapalım. Bakarsınız kullanılır bir yerlerde. Peyami Safa da yine 2021 göndermesi yapabileceğimiz isimlerden çok önemlidir. Serber Bedi takma adını kullanacak biliyorsunuz. Cingöz Recai serisinde de bir eser yazacak. Doğu Batı çatışmasına ahlaki çöküntüye çok fazla yer verir. 20. asır gazetesinde yazacak çıkaracak psikolojik tahliller ruh çözümlemeleri fazlasıyla beyan sefada var ve mistik bir yazar olduğunda vurgulamakta fayda görüyoruz. Peki eserlerine bakalım arkadaşlar. Eserleri çok daha önemli biliyorsunuz her yazarın şairin. Romanlar içerisinde Şimşek, Mahşer, 9. Harici'ye koğuşu, Sözde Kızlar, Fatih Harbiye, Yalnızız, Matmazel Noralya'nın koltuğu, Bir Tereddüdün romanı, Canan ve Biz İnsanlar dikkat çekerken öyküler içerisinde Karanlıklar Kralı ve oyun noktasında da gün doğuyor. Şimdi Peyami Safan gün doğuyor ya da karanlıklar kral adında öykü ya da oyunu olduğunu bilmenize çok gerek yok. Romanlarını bilmenizde büyük fayda var. Kullanılabilir bir 2021 vurgusu da buna yapalım. Artık romancılardan soru gelme ihtimali çok yüksek olduğu için bol bol 2021 soru vurgusu yapacağız gibi görünüyor. Olur. Geldik Tarık Buğra'ya. Hemen Tarık Buğra'ya da bakalım. Kendisi roman, öykü, tiyatro, fıkra vesaire birçok türde yazmış biliyorsunuz. Akümülatörlü radyo isimli oyunu dikkat çekici. Yarınların romanı ile edebiyat dünyasına giriyor. Gözlem gücü çok yüksek ve sıradan tipler fazlasıyla eserlerinde konu edinilmiş. Peki eserlerine bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle hepsi sığsın. Roman noktasında Küçük A, Küçük Ağa Ankara'da Osmancık Firavun imanı İbiş'in rüyası yağmuru beklerken siyah kehribar ve dönemeşte hikaye noktasındaysa oğlumuz ve yarın diye bir şey yoktur. Tarık Buray'ı bize hatırlatacak. Haydi çaylar ufak ufak yudumlansın. Şöyle bir tadı çıksın Allah aşkına dersin. Ahmet Hamdi Tanpınar'a da bir bakalım. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı rüya, bilinçaltı ve zaman kavramlarıyla çok güzel özetleyebiliriz arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Rüya, bilinçaltı ve zaman kavramları kesinlikle Ahmet Hamdi'yi bize özetler. Sembolizmden etkilenecek, şiirde sustuğum şeyleri roman ve hikayede anlatırım diyor. Oldukça ilginç bir söz tekrar ediyorum. Şiirde sustuğum şeyleri roman ve hikayede anlatırım demiş. Musiki, ahenk, his... Onun için olmazsa olmazlar arasında 19. asır Türkiye'de bir tarihi ise Oldukça kalın, oldukça anlaşılması güç, inanılmaz ağır dilde yazılmış bir kitap arkadaşlar. Bir edebiyat tarihi kitabı. Orada tanzimat vesaire bütün dönemleri anlatıyor. Gerçekten e, çok ağır bir kitap. Romanlarına baktığımız zaman hemen arkadaşlar onu da ekrana şöyle bir sığdıralım. Roman hikaye ve deneme noktasında alacağız kendisini. Huzur, saatleri ayarlama enstitüsü, sahnenin dışındakiler, mahur beste ve aydaki kadın. Hikayelerine baktığımız zaman Abdullah Efendi'nin rüyaları, deneme noktasındaysa 5 şehir ve yaşadığım gibi. Biliyorsunuz 5 şehri. Bir 2020 bir vurgusuyla dikkat çekelim beş şehri. çok fazla soruluyor. Evet Beşşehir'i beş şehri çok sever. Aman dikkat arkadaşlar. Tekrar tekrar da sorulur. Hazır olmakta fayda var. Abdülhak Şinas baktığımız zaman burada çok fazla özellik bilmemize gerek yok belli ki. Geçmiş ve özlem çok fazla kullandığı kavramlar ve tasvir de çok güçlü Abdülhak Şinas İsa'da. Romanına baktığımız zaman Fahim Bey ve biz anlarına baktığımız zamansa Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yalıları bilinmesi gereken anıları. Mustafa Kutlu gelsin lütfen. Mustafa Kutlu'ya bakalım biliyorsunuz. Öykücü aslında kendisi öykülerle tanınıyor. İç konuşma ve diyalog yöntemleri çok sık kullanılacak tarafından. insanın iç dünyasını ele alması dikkat çekici. Ve tabii ki hikayeci oluşu da dönemde damga vuran özelliği değil mi? Çünkü birçoğu roman yazıyor, öykü yazıyor, şiir yazıyor vesaire. Mustafa Kutlu küçük bir yıldız tozu adında çocuk kitabının dışında hep öykü yazmış. Uzun hikaye, ortadaki adam, gönül işi ve yokuşa akan sular Mustafa Kutlu'nun kesinlikle bilmeniz gereken öyküler arkadaşlar. Geldik toplumcu gerçekçilere. Çok fazla kasmıyorum. Seri olarak ilerliyoruz. Toplumcu gerçekçilerde Fakir Baykurt, Orhan Kemal, Rıfat Ilgaz, Muzaffer İzgü, Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Yaşar Kemal, ha Orhan Ançerlioğlu, Necati Cumalı. Hemen şunu şöyle biraz yukarı doğru taşıyalım. Harika. Devamında Samim Kocagöz, Kemal Bilbaşar, Abbas Sayar, Kemal Tahir, Halikarnas Balıkçısı yani Cevat Şakir Kabağaçlı ve Talip Apaydın'ı göreceğiz. Neyi savunuyor bu isimler peki? Tezli Roman. Tezli Roman'ın en güçlü örneklerini verecek bu isimler ve gözlem güçleri oldukça yüksek çünkü toplumcu gerçekçiler. Yani hem toplumsal konulara yer veriyorlar hem de realistler, gözlem güçleri çok fazla. Ve tabii ki bunun karşılığı toplumcu gerçekçiliğin tam karşılığı sosyal realizm bir anlamda. Ve sürekli olarak a köylü, zengin fakir gibi birbiriyle çatışan ikilileri fazlasıyla işliyorlar değil mi? Talip Apaydın gelin isterseniz hem özelliklerini hem de eserlerini bir ekranda ele almış olalım. Köy enstitüsü çıkışlı yazarlardan Polatlı, Eskişehir ve Beypazarı'nı çok fazla işlemiş arkadaşlar. İşte çevre genel olarak bu Kurtuluş Savaşı ve köylü sorunları yine işlediği konular arasında. Eserlerine bakıyoruz. Haydi kulak aşinalı olsun. Talip Apaydın, Sarı Traktör, Yozda Var, Vatan Dediler, Toz Duman İçinde, Emmioğlu, Yarbükü ve Ortakçılar. Talip Apaydın arkadaşlar. Aman dikkat. Geldik Kemal Bilbaşar'a. Kemal Bilbaşar, Batı Anadolu kasabaları. Bunlar tipik özellikleri ama yine de özellik çok çalışmanıza gerek yok demiştim. Mesela Polatlı Eskişehir Bey Pazarı demek Talip Aydın demek. Batı Anadolu demek Kemal Bilbaşar demek ama yine de hazır olmakta fayda var eserlere. Şive taklitleri ve masalsı bir dil dikkat çekecek. Eserlerine baktığımız zaman Haydi Kulak Karşına önemli. Kemal Bilbaşar, Cemo, Memo, Başka Olur Ağların Düğünü, Kölelik Dönemeci ve Deniz'in Çağrışı dikkat çekici eserleri arasında arkadaşlar. Samim Koca göze bakalım isterseniz. Gözlemci özelliği ön plana çıkıyor. Köy romanlarını fazlasıyla işleyen isimlerden, köy romanı yazan isimlerden, Kurtuluş Savaşı ve köylü sorunları o dönemin her yazarında olduğu gibi konuşabilirsem. Samimi Koca Gözler'e dikkat çeken konular, köy, köylü sorunlar özellikle. Kalpaklılar, Dol Dizgin, İkinci Dünya, Yılan Hikayesi, Bir Çift Öküz, On Binlerin Dönüşü, Önemli Romanları. Öykü noktasındaysa Telli Kavak ve Sem bilinmesi gereken öyküleri. Geldik Necati Cumalı'ya her sene soruluyor biliyorsunuz bir şekilde. Yine gelme ihtimali yüksek olan isimlerden. Ege bölgesi fazlasıyla Necati Cumalı tarafından işleniyor. En önemli roman öykülerine baktığımız zaman Susuz Yaz, Tütün Zamanı, Acı Tütünü görürken oyunlarında Boş Beşik, Buremri ve Ezik Otlar dikkat çekiyor. Geldik Fakir Baykurt arkadaşlar. Fakir Baykurt nedir ne değildir? Köy yaşamını fazlasıyla işleyecek. O dönemde her yazarda olduğu gibi abartılı bir anlatım kullanıyor olması Fakir Baykurt'u diğerlerinden ayıran karakteristik bir özelliği ama yine eser olmadan olmaz hocam. Tırpan bakın Fakir Baykurt haydi bir alışkanlık olsun. Fakir Baykurt tırpan. Kaplumbağalar, Yılanların Öcü, Amerikan Sargısı, Irazcan'ın Dirliği, 10. Köy, Topal Arkadaş, Köy Götüren, Kara Ahmet Destanı, Fakir Baykurt bir 2021 sorusu gelse acayip olur değil mi? İnşallah sorarlar yaparsınız çünkü çok tipik eserleri var saniyesinde bilirsiniz. Rıfat Ilgaz mizahi yazılarıyla tanınacak en önemli eserlerine baktığımız zaman Hababam sınıfı, Karartma Geceleri, Sarı Yazma, Halime Kaptan, Bizim Koğuş ve Nerede O Eski Usturalar bilmeniz gereken çok önemli eserleri arkadaşlar. Gelin bir de Sabahattin Ali'ye bakalım. Sabahattin Ali de yine öykü noktasında çok çok önem taşıyacak. Mopasant tarzı hikaye anlayışını benimsiyor ve psikolojik çözümlemelere çok sık yer veriyor. Romanlar içerisinde Kuyucaklı Yusuf, içimizdeki Şeytan ve Kürk Mantolu Madonna'yı görürken öyküler arasında Kanı, Ses, Sırça Köşk, Değirmen ve Yeni Dünya. Tekrar ediyorum Sabahattin Ali, Kanı, Ses, Sırça Köşk bir 2021 yazalım buraya. Dikkat çekelim buna dikkat. Sırça Köşk, Değirmen, Yeni Dünya. Orhan Hançerlioğlu, hangi bir de seni işleyelim hocam. Orhan da farklı bir özellik var. Büyükşehir insanının sıkıntılarını ele alıyor. 7. gün ve bordamıza vuran deniz adında çok önemli romanları, eserleri var arkadaşlar. Geldik aman aman bir isme gerçekten ortalığı yakıp yıkacak bir isme. Kemal Tahir'e. Kemal Tahir'i nasıl anlatsak yetmez eksik kalır ama gelin sınav odaklı anlatımımızı yine yapalım. Tarihi romanlarıyla, nehir romanlarıyla tanınacak Tarih ve Tahir, Kemal Tahir arasında bir ilişki çok rahat kurabiliriz kelime noktasında. Kişiler yerel ağızla konuşturulur. Aman dikkat ve köylü sorunlarını çok fazla işleyecek. Köy sorunları çok fazla konu edinilecek eserlerinde. Eserlerine baktığımız zaman Sardere, Kör Duman, Köyün Kamburu bunlar çok önemli romanları arkadaşlar. Rahmet Yolları Kesti, Yeni Çınar Yaylası, Kurt Kanunu, Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Yol Ayrımı. Aman dikkat şöyle yapalım kaymasın gitmesin. Yol Ayrımı, Esir Şehrin insanları, Esir Şehrin Mahpusu, Hür Şehrin insanları Büyük Mal. Mesela Hür şehrin insanları diye sorsa baya baya sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü Esir şehrin insanları ve Esir şehrin mahpusu Kemal Tahir ile özdeşleşmiş. Hani Esir kavramı çok fazla özdeşleşmiş. Doğal olarak Hür şehrin insanları dikkat çekici olabilir. Hazır olalım. Göl insanları öyküsü ve Kemal Tahir'den Fatma İrfan'a mektuplarsa mektup türünde yazmış olduğu eseri tabii ki. Yaşar Kemal, Yaşar Kemal değil ne arkadaşlar. Soru olmaya çok müsait bir isim. Yani hiç kaçarı yok. İllaki bir yerlerde soruluyor. Toroslar ve Çukurova <laughs> en fazla işlediği konular arasında asıl adı Kemal Sadık Gökçeli inşallah konuşabilirsem doğa betimlemelerine çok sık yer verecek ve kısa cümlelerle ata sözleri dikkat çekici olacak. Deyimler ve sözlerini Orhan Veli'de de çok fazla görüyoruz ama şimdi romancı olunca Yaşar Kemal tabii ki sırıtacak burada daha dikkat çekici. Ata sözlerine, deyimlere, kısa cümlelere Yaşar Kemal çok fazla yer vermiş. Eserlerine baktığımız zaman çok önemli eserlerini şöyle bir dörtlü beşe toplamışım. İnce Mehmet, Yılanı Öldürseler, Deniz Küstü, Çakırcalı Efe ve Sarı Sıcak kesinlikle bilmeniz gereken en önemli eserler arkadaşlar. Bir kere bu beşli altılı cebinizde bir kalsın. Bunun dışında efsanelere baktığımızda Ağrı Dağı Efsanesi, Üç Anadolu Efsanesi ve Bin Boğalar Efsanesi var. Çok çok önemli. Röportajına baktığımızda Çukurova yana Yana'yı yana göreceğiz ve bir de serileri var arkadaşlar. Dağın Öte Yüzü üçlemesi eserinde Orta Direk, Ölmez Otu, Yer Demir Göt göreceğiz. Bir Ada Hikayesi adlı dörtlemesi demeyelim. Bu dörtle diyelim. Fırat suyu kan akıyor baksana. Karıncanın su içtiği, Tan yeri horozları ve çıplak deniz çıplak adayı göreceğiz. Akçasaz'ın ağları serisinde Demirciler Çarşısı cinayeti ve Yusufçuk Yusuf'u göreceğiz. Kimsecik üçlemesinde ise Yağmurcu Kuşu, Kale Kapısı ve Kanın Sesi adlı eserlerini göreceğiz. Ben böyle bir üçleme veya ne bileyim dörtlü ya da ikili ya da seri içerisi sorulacağını çok sanmıyorum. Çok detay bir soru olur arkadaşlar. Hangisi daha öte yüzü üçlemesinde? Kitaplarda sorarız o detay soruları ama sınav odaklı gittiğimiz zaman üçlemelerin adları geçebilir belki çok da içeriklerin sorulacağını sanmıyorum. Çok çok detay bir soru olur. O kadar da değil. Orhan Kemal. Orhan Kemal kimdir? Necidir hocam? Asıl adı Mehmet Raş. Dövüşçü demiştik. Adana İstanbul çevresini çok fazla işleyecek. Orhan Kemal'in eserlerine bakalım bir uzatmadan. Baba Evi, Avare Yıllar, Murtaza, Bereketli Topraklar üzerinde. Haydi hatta şöyle sayfayı tam olarak ekranına eserlerine ayıralım. Eskici oğulları, Devlet Kuşu, Cemile, Hanımın Çiftliği, Öykülerine baktığımız zaman bunlar en önemli romanlarıydı. Öyküler içerisinde ekmek kavgası, çamaşırcının kızı, 72. koğuş, kardeş payı ve önce ekmeği göreceğiz. Tiyatrodaysa İspinozlar Orhan Kemal'in bilinmesi gereken eseri arkadaşlar dikkat çekiyor. Abbas Sayar'a bakalım isterseniz gelin bir de. Nedir necidir? Orta Anadolu'yu anlatması noktasında Abbas'a dikkat çekecek biliyorsunuz. Kemal Bilbaşar Batı Anadolu demiştik. İşte ne bileyim, Necati Cumalı Ege bölgesi demiştik. Ya da Beypazarı vesaire Talip Apay'da anlatırken söylenmişti. Şimdi de Orta Anadolu diyoruz Abbas Sayar'ı anlatırken. En önemli romanları Yılkı Atı, Can Şenliği ve Çelo. Şüphesiz ki yılkı atı ve çöreyi çok iyi biliyoruz değil mi? Çelo ve yılkı atı soruluyor bir şekilde. Öykülerine baktığımız zamansa yorganımız kısar dikkat çekecek. Muzaffer İzgü'ye bakalım daha çok çocuk kitaplarıyla. Mizahi yönüyle tanıdığımız bir isim. Hem mizahi hem de taşlama yani hicrileriyle tanıyoruz eleştirileriyle. Eserlerine bakalım lütfen Muzaffer İzgü. Eserleri Halo, Halo Dayı ve iki öyküsü hep bu, bunu yaşıyorum arkadaşlar. Bir Halo diyesim geliyor ona. İlyas Efendi ve Gecekondu. Bilinmesi gereken en önemli üçlü roman dikkat. 3 romanlı çocuk kitaplarına baktığımız zaman Ekmek Parası, Uçtu Uçtu hale Uçtu, Bülbül Düdük, Öykülerine baktığımız zamansa ise Deliye Her Gün Bayram, Bando Takımı, Donumdaki Para ve Orta Direği Yıkan Ayı bilinmesi gereken eserler arasında çok önemli seçmeler var arkadaşlar burada. Bu eserler fazlasıyla sınav noktasında işimizi görecek. Geldik Aziz Nesin'e. Haydi Aziz Nesin'e de bir bakalım. Kendisi mizahi ve siyasi yazılarıyla çalışmalarıyla tanınacak. En önemli romanları Zübük ve Yaşar Ne Yaşar. Ne yaşamaz? Masala baktığımız zaman azizle deden masallar taşlama yani eleştiri noktasındaysa azizname dikkat çekici eseri arkadaşlar cepte kalmalı kesinlikle unutulmamalı. Evet. Halikarnas balıkçısı asıl adı Cevat Şakir Kavaaşlı olan bu vatandaşımız bu yazarımız deniz öyküleriyle tanınacak ve mavi hümanizme adında bir akımı da savunacak. Eserlerine baktığımız zaman bilinmesi gereken Mavi Sürgün, Uluç Reis ve Aganta Bruna Brunata biliyorsunuz Aganta Bruna Brunata'yı. ÖSYM çok seviyor. Hemen hemen böyle birer ikişer sene atlayarak mutlaka soruyor. Bilmekte en azından yazarını, şairini vesairesini fazlasıyla fayda görüyoruz. Geldik modernizmi, postmodernizmi esas alanlara. Haydi bir de bunlara bakalım. Kimler var hocam burada? Elif Şafak, Yusuf Atılgan, kulağımız alışsın. Vüsat, O nokta bener. Adalet Ağoğlu, Latife Tekin, Leyla Erbil, Hasan Ali Toptaş. Bir tarafta Sait Faik Abasıyanık, Pınar Kür, Orhan Pamuk, Nezihe Meriç, Selim İleri, Oğuz Atay, Rasim Özdenören. Haydi şu tarafa doğru Gidelim. Nazlı Eray, İnci Aral, Dikkat, Haldun Taner, İhsan Oktayanar, Bilge Karasu, Buket Uzuner, Sevinç Çokum, Oktay Akbal, Nazan Bekiroğlu ve Emine Işınsu bilinmesi gereken isimler. Neyi savunuyor bu isimler peki hocam? Bu isimlerde öncelikle diyalog yok çok fazla haberiniz olsun. Çünkü hiç konuşmalar. Yani adamlar kendi kendine söyleniyorlar çok fazla. Karşı tarafa bir şey söylemiyorlar ve daha da önemlisi geleneğe karşılar. Çünkü bu adamlar Modernist hatta postmodernistisinler. Postmodernizm ne demek hocam? Modernizmin bir tık ötesi artık yani modernizmin gelenek olana modernizm ifadesi gelenek olana ne kadar karşıysa postmodernizm onun iki katı karşı aklınızda böyle kalabilir. Geldik Orhan Pamuk arkadaşlar. Gelin hemen bir işleyelim bir hakkını verelim. Her şeyden önce Orhan Pamuk dendiği zaman aydın kesimi anlattığını anlaşılması zor bir dil kullandığını vurgulamakta fayda var. Orhan Pamuk'un eserlerine gelelim. Haydi kulaklar açılsın. Cevdet Bey ve oğulları, Yeni Hayat, Kara Kitap, Beyaz Kale, Babamın Bavulu biliyorsunuz konuşmalarının yer aldığı bir eser bu. Kar, Masumiyet Müzesi, Kafamda Bir Tuhaflık, Kırmızı Saçlı Kadın. Benim adım Kırmızı ve sessiz ev bilinmesi gereken Orhan Pamuk eserleri. Sayın Oğuz Atay, haydi Oğuz Atay'a bakalım. sorulmaya çok daha müsait bence Orhan Pamuk'a göre birçok özelliği noktasında ironik bir anlatımı var Oğuz Atay'da değil mi? Oğuz Atay'ın aydın eleştirisi ve toplum eleştirisi çok çok önemli. Oğuz Atay'ın romanlarına baktığımızda tutunamayanlar, tehlikeli oyunlar ve bir bilim adamını romanı yer alırken öykü noktasında korkuyu beklerken dikkat çekeceğiz. Yani bir Oğuz Ataya 2021 göndermesi yapılabilir ama bir yazasın gelmedi ama yine de dikkat çekmekte fayda var o ismi. Yusuf Atılgan yalnızlık ve yabancılaşma olmazsa olmaz temaları içerisinde ki bunu Aylak Adam'da çok net görüyoruz. Anayurt Oteli'nde çok net görüyoruz değil mi? Romanları Anayurt Oteli Aylak Adam ve Canistan öykülerine baktığımız zamansa Bodur Minare'den öteyi göreceğiz. Haydun Taner Fıkra, söyleşi türünde birçok türde eser vermiş. İlk epik tiyatro, Keşanlı Destanlı'nın yazarı, Huzur Çıkmaz adında çok da önemli bir oyunu var. Modern öykünün en önemli temsilcisi. Haydi gelin isterseniz eserlerini şöyle ekrana getirelim. Adalet Ağabey'inde 2021 sınav sorumuzu da en azından o arada çıkarmış olalım. Şişhaneye yağmur yağıyordu. 12'ye 1 var. Tuş, Yalı da sabah yaşasın demokrasi dedik. Adalet Ağoğlu için 2021 vurgusu daha önce yapmıştık. Sorulmasa da sıkıntı yok biz hazır olalım arkadaşlar. Bu 2021 vurgularında amaç bu. Yani bunları çok iyi bilelim. Sorulmasa da illa şurada burada eserlerde geliyorlar. Her türlü yapalım amacımız o. Gelirse zaten saniyesinde yaparsınız artık. Adalet Ağaoğlu'na baktığımız zamansa ölmeye yatmak. Bir düğün gecesi ve fikrimin ince gülü kesinlikle bilinmesi gereken eserleri romanları arkadaşlar. Geldik Sait Faik Abasiyan'a. İstanbul öykücüsü kendisi çok fazla İstanbul'u anlatacak. O yüzden durum öykücüsü dikkat Çehov tarzı yani kesit öyküsü dediğimiz öykü tarzında yazıyor. Unutulmasın lütfen. Her şey bir insanı sevmekle başlar diyor. İlginç güzel bir sözü var. Cepte kalsın. En önemli eserlerine baktığımız zaman Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Medar Mahşet Motoru ve Kayıp Aranıyor kesinlikle bilinmesi gereken eserleri. Haydi İnci Aral'la Pınar Gürü de şöyle tek sayfalardan çıkarmış olalım. İnci Aral'ın önemli eserlerine baktığımız zaman Ölü Erkek Kuşlar, Yeni Yalan Zamanlar, Ağda Zamanı ve Mor adlı eserle karşımıza gelecek. Pınar Küre baktığımız zamansa Yarın Yarın ve Asılacak Kadın bilinmesi gereken eserleri arasında Haydi bu sayfaya kaç kişi sığar? İki kişi sığtı. Nezihe Meriç, Menekşeli Bilinç, Korsan Çıkmazı, Boz Bulanık ve Topal Koşma ile dikkat çekecek. Çok ilginç isimler daha önce bahsettim. Nezihe Meriç gelirse bence her türlü yaparsınız. Buket Uzuner, Kumralada Mavi Tuna, Uzun Beyaz Bulut, Gelibolu ve Benim Adım Mayıs bilinmesi gereken eserleri arasında Vüsat. O nokta e bakalım haydi isterseniz. Vüsat benerde neler var? Tabii ki Buzul Çağ'ın virüsü cepte kalsın. Yaşamasız cepte kalsın. Bilge Karasu en önemli eserleri da ölüm vardı, gece, kılavuz Göçmüş kediler bahçesi Kadiler diyecektim Uzun sürmüş bir günün akşamı Bilgi Karasu da hiç fena olmaz sorulursa Yine ters köşe yapmaya çok müsait bir isim Çünkü çok beklediğimiz bir isim değil Bilgi Karasu Gelirse fena olur Selim İleri, önemli eserleri Bir Denizin Eteklerinde, Pastırma Yazı, Ay Işığı ve Cumartesi Yalnızlığı arkadaşlar Hasan Ali Toptaş'a baktığımız zamansa Sonsuzluğa Nokta ve Bin Hüzünlü Haz Özellikle Bin Hüzünlü Haz'ı duymuş olmalı ya da en azından şu dakika itibariyle unutmamalısınız. Rasim Özden öğren. Gül yetiştiren adam çözülme. Deniz açılan kapı önemli eserler arasında. Latife Tekin buna çok güzel bir vurgu yapmıştık sınavda. Hemen vurgu yaptığımız yıl sınavda gelmişti arkadaşlar hatırlayacaklar. Unutma bahçesi. Sevgili arsız ölüm. Hatta direkt eserini söylemiştik. Sevgili arsız ölüm sorulur diye. Berce Kristin çöp masalları ve gece dersleri. O yüzden vurgulara lütfen dikkat neden ne bir daha aynı şeyi yaşamayalım daha önce fazlasıyla yaşamışken. Nazlı Eray en önemli eserleri. Ah bayım ah diyor geceyi tanıdım. Kız öpme kuyruğu pasifik günleri. Orfe ve aşkı giyinen adam. Elif Şafak'a baktığımız zamansa en önemli eserleri Bitpalas, Şemspare, Pinhan, Mahrem, Baba Vipiç ve Piç ve Mev Cezir bilinmesi gereken eserler arasında. Emine Işınsu sorusu da bu sene hiç fena olmaz arkadaşlar. Yani bir 2021 göndermesi yapalım Emine Işın Su'ya. Önemli eserlerine baktığımız zamansa Küçük Dünya, Azap Toprakları ve Ak Topraklar bilinmesi gereken eserleri arasında. Sevin çok mu yok Dayak Bal? Haydi sığmışken ekrana ikisi aradan çıksın. Sevinç en önemli eserleri Zor, Ağustos Paşa, Hilal Görününce, Eğik Ağaçlar ve Bölüşmek. Oktay Akbal'da ben merkezli bir anlatım var. Onunsa Garipler Sokağı ve Önce Ekmekler Bozuldu adlı eseri kesinlikle cepte kalmalı. Yine 2021 göndermesini çok sık yaptığım isimlerden bir tanesi de Nazan Bekiroğlu arkadaşlar. Şuraya bir 2021 yazayım. Yani Nazan Bekiroğlu gelebilir. İslami ve genelikçi bir bakış açısı var. Çok önemli. La, Sonsuzluk Ecesi, Yusuf Üzüleyha, Nar Ağacı, Nun Masalları. Dikkat çeken eserler arkadaşlar. Ben buraya bir daha bir 2021 yazayım. Gelmese de saygı duyacağız. Gelirse de affetmeyeceğiz. İhsan Oktay Anlarsa, Puslu Kıtalar Atlası'yla, Kitabül Hiyer'le, Amat adlı eseriyle Buraya sıkışmış bir isim olarak karşımıza geldi o sayfaya sıkışmış. Leyla Erbil en önemli eserleri tuhaf bir kadın tuhaf bir erkek yani tuhaf kelimesi Leyla Erbil'i bize ne yapsın hatırlatsın. Evet. Milli Edebiyat Zevk Anlayışı'nı sürdürenler var arkadaşlar. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay. Dikkat. Halide Edip adı var ve Reşat Nuri Güntekin arkadaşlar. Bunlar zaten fazlasıyla Milli Edebiyat döneminde işlendiği için bu kısma almayacağız tabii ki. Burada tekrar işlemeye gerek yok. Peki bunlar neyi savunuyorlar? Öncelikle realizm akımından etkilendiklerini, yanlış batılaşma, doğu batı çatışmasını gündeme getirdiklerini ve kahramanların genelde Anadolu'dan seçildiklerini söylersek fazlasıyla özetlemiş oluruz. Peki ben şöyle bir yerleşeyim Allah aşkına. Ha. Cumhuriyet dönemi öğretici metinler. Gelin isterseniz bunları da aradan çıkaralım. Hazır Cumhuriyet dönemi demişken. Her şeyle bitsin, bir daha da dönmeyelim. Amacımız o. Tamam, yarım yamada kalmasın yani. ikinci videonun her şey bitmiş olsun. Nurullah Ataç, deneme bir eleştirileriyle, tabii ki denemeleriyle ön plana çıkacak. Günde 24 saat edebiyatçı olarak kendisini adlandırıyor arkadaşlar. Günde 24 saat edebiyatçı Nurullah Ataç. Eserlerine baktığımız zaman, karalama defteri, okuruma mektuplar, günlerin getirdiği, sözden söze, günce ve söz arasında diye bir eseri var. Cepte kalsın. Bakın burada... Günlerin getirdiğiyle birazdan konuşacağımız Suut Kemal Yetkin'in Günlerin götürdüğü adlı eseri karışabilir. Orada şöyle bir taktikten bahsettik. Nurullah Ataç edebiyatımıza birçok kelime getiriyordu, Türkçeleştiriyordu kelimeleri. Birçok şeyi getirmesi noktasında edebiyatımıza Günlerin getirdiğiyle Nurullah Ataç arasında bir ilişki, alaka kurulabilir demiştik. Tamam? Geri kalan eserde zaten Suud Kemal Yetkin'e gider. Haydi bir de alıyorsun. Denemeleriyle tanınacak Suud Kemal Yetkin. Günlerin götürdüğü düşün payı, düş düş hayalin payı yani yokuşa doğru cepte kalsın. Cemil Meriç aman dikkat gelebilir. Sosyoloji, Doğu Batı sentezi önemli. Bu ülke ve Kırkan Bar Cemil Meriç'in en önemli iki eseri. Sabahattin Eyboğlu'na baktığımız zaman çevirileriyle ve Anadolu yorumcusu olması noktasında ön plana çıkıyor. Mavi ve Kara, Yunus Emre'ye selam bilinmesi gereken eserleri arkadaşlar. Hemen Ruşen Eşref'in aydını oraya bir sıkıştıralım. Mülakat ve röportaj turunda ön plana çıkan bir isim. Dior Nike adında mülakatı, Geçmiş Günler adında deneme sohbet türünde yazısı, Atatürk'ün hastalığı adında anısı ve Damla Damla adında mensur şiiri var. Dikkat çekiyor değil mi? Ruşen Eşref Ünaydın'ın bu dönemde bir mensur şiir yazması. Genelde mensur şiiri nereden hatırlıyoruz? Tabii ki Halit Ziya'dan, Mehmet Rauf'tan falan hatırlıyoruz. Şevket Rado sohbetleriyle tanınacak. Eşref Saat, Ümit Dünyası ve Hayat Böyledir. Şevket Rado sorulmaya müsait bir isimdir. Cebinizde lütfen kalsın sakin hocam sayfayı yavaş değiştirelim kitabı parçalamayalım ha Petinacı insan tükenmez ve gerçek saygısı bilinmesi gereken eserler arasında Salah bir sense Kikirikname Hacıvat'ın karısı Hacıvat günlüğü Boğaz içi şıngır mıngır Ah beyolu vah beyolu ve Nezleli karga adlı eserlerle dikkat çekiyor Şevket Süreyya Aydemir'e bakalım hemen ardından İsmail Hapise gelsin ve burası yavaş yavaş bitsin bu sayfa Suyu arayan adam Şevket Süreyya Aydemir Tek adam, ikinci adam ve toprak uyanırsa, İsmail Habibsevik'te ise o zamanlar ve Tuna'dan batıya atı eserleriyle dikkat çekecek. Cumhuriyet dönemi tiyatroya bakalım isterseniz. Orhan Asena, Tanrılar ve İnsanlar, Simamlalı Nalı, Şeyh Bedrettin, Hürrem Sultan ve Atçalı Kel Mehmet bilinmesi gereken eserleri. Güngör Dilmen'e baktığımız zamansa Turanoflozolu ile aynı sayfaya bir sılsın harika aynı kareye. En önemli eserleri gün gördüğüm Bir 2021 vurgusu yapmak istiyorum. Burada içimden geliyor nedendir bilinmez. Midas'ın kulakları, Midas'ın altınları, Midas'ın kör düğümü. Bakarsanız bir Midas üçlemesiyle çok güzel bir soru gelebilir. Deli Dumrul ve Canlı Maymun Lokantası. Biliyorsunuz Canlı Maymun Lokantası ilk absürt tiyatro olma özelliği taşıyor. Turan Oflazoğlu genelde tarihi karakterleri işler Turan Oflazoğlu. Kösem Sultan, Cem Sultan, Deli İbrahim ve 4. Murat isimleri de zaten... Bize bunu gösteriyor. Görüldüğünüzde gayet seri gidiyorum. Ona rağmen 24-25 dakika oldu. İlk videomuz 47 dakikaydı. Demek ki devam etsem buna hiçbir şey şey olmayacaktı. Etkili olmayacaktı. Yani telefon her türlü gidecekti o belli ki. Şarjmaz dayanmayacaktı. Orası kesin. Recep Bilginer, Yunus Emre, Mevlana, Sarın Ağacı ve İsyancılar. Refik Erduran hemen şöyle ekranımıza Refik ve Turgut Özakman sığısı. Cengiz Han'ın bisikleti, deli, büyük Justinyen ve 1 kilo namus. Turgut Özakman şu çılgın Türkler. Ah şu gençler. Romantika ve korkma insancık korkmayla dikkat çekerken Muhsin Ertuğrul o dönemde Yasin Efendi ve renkli fenerle karşımıza geliyor. Burası dünya edebiyatı. Çok lazım değil arkadaşlar. Ben kitaba koydum ama çok aman aman lazım olan bir nokta değildir. Yine bir üstün körde olsa son videoda belki sıkıştırabiliriz bir diğerlere. Peki. Cumhuriyet dönemine de son verdik. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere.